أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. Bu Kur'an en sağlam olana iletir. Uygun işler ve davranışlarda bulunan müminlere de müjde verir. Onlar için gerçekten büyük bir karşılık vardır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Sübhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Allahümme erinel hakka hakkan ferzukne ittiba'ahu vel batile batilen ferzukne istinaben. Bab-ı Salatil Vitr. El Vitru El Vetru. Şimdi Bel Fecr ve Leyalin Aşr ve Şef'i vel Vetr. Şimdi bu ayet-i kerimeler mutlak zikredildiğine göre her şeyle ilişki kurulabilir. Fecr zaten günün başlangıcı. Allahü Teala ve min şerri gâsikin izâ vakab derken, yani kapladığı zaman gece karanlığının şerrinden diyor. Sığınmamızı istiyor. Kime sığınmamızı istiyor? Rabbul Felak'a. Değil mi? Kul euzu bi Rabbil Felak diyor. Felak'ın Rabbine sığınırım. İşte orada Felak'ın önemine dikkat çekmiş oluyor. Yani Felak dediğimizde fecir manasına da geliyor tabii. Onun için bazı tefsirlerde fecir, Felak iki şeyin birbirinden ayrılmasından sonra ortadan üçüncü bir şeyin çıkması oluyor. O yönüyle fataradan farklı. İşte gündüzün topraktaki karanlıkla gökteki karanlık fecir ışıklarıyla yarılıyor. Ortadan bir fecir ışığı çıkıyor. Şimdi dolayısıyla Rabbul Felak'a sığınıyoruz. Aynı zamanda bir açıdan Rabbul Fecir demiş demektir. Yani o fecrin sahibine. Demek fecir olduğu zaman hakikaten bir rahatlama, bir şey oluyor. Gecenin karanlığından sığınıyoruz. Ve subhi izâ teneffes, o da onun önemine dikkat çekmiş oluyor. Nefeslendiği zaman sabaha yemin olsun diye. Şimdi vel fecr, o zaman fecir önemli bir şey. Ve leyalin aşr, leyali aşr ne? Tabii onu bilmiyoruz da şey, sadece tahmin ettiğimiz bu şeyin ilk 10 günü, gecesi. Zilhicce'nin. Ki tabi onun önemli olduğu zaten diğer ayetlerden de belli o. Zilhicce zaten haram aylarından bir tanesidir. Eyyam malumatın da bir kısmının içerisinde bulunduğu gecedir. Yani Kurban Bayramı günlerinin. Arafat var. Şimdi orada ve şef'i vel vetr diyor. Çifte ve teke. Şimdi çift ve tek dediğimiz zaman tabii bütün rakamlar giriyor içerisine. Yani bir şey ya çifttir ya tektir. Ha, bütünüyle tek olan Allahü Teala'dır. Ama şimdi baktığımız zaman da Cenab-ı Hak o tek olma kanununu insanlar içerisinde de koymuş. Ondan dolayı bize diyor ki, yani kendi birliğini ifade etmek için levkâne fîhime âlihetun
İllallahu lefesedete. Gökte yerde iki ilahlar olsaydı Allah'ın dışında fesada uğrardı. Bizim bunu anlayabilmemiz için bizim kendi hayatımızda bunu denememiz lazım. İşte bir mahallede iki tane muhtar olmaz, bir şehirde iki tane vali olmaz. Onun için sık sık belediye başkanı ile vali yetki kargaşasına düşerler ve birbirlerini şey yaparlar. Çok konuda suçlarlar. O onu istemez, o onu istemez ve bazı yerlerde vali ile belediye başkanı aynı kişidir. İşte bir şehirde iki tane, bir ülkede iki tane kral olmaz. Allah-u Teala bunu da bize gösteriyor. O zaman bir tencerede içki koyduğunda kafası pişmez diye. Tencere küçüktür de ondan dolayı pişmiyordur. Kazan olsa bir şey, iki tane koçun kafası. Bağlamda şey diyebilir misin hocam, mesela kaynağını hatırlamıyorum da bir evlerde okumuştum. İşte kral diyelim, halife diyelim, bir halifeye başka bir halife karşı çıkarsa ikinciyi öldürür. Şimdi birinciyi öldürün de olsa ne olur? Birinci demek iyidir yani. Hayır, buna dayanmaz. Önce Cenab-ı Hak onları, Allah-u Teala haksız yere adam öldürmeyi yasaklıyor. O başka. Şimdi mesele şu, ben buradan şuna gelmek istiyorum. Kıldığımız namazların her birinin bir vitri var. Yani şef'i var, iki rekat kılıyoruz. Dikkat ederseniz en az iki rekat. Onun ikinin katı dört rekat oluyor. Bu şef'i. Ondan sonra vetr var. Ve şef'i vel vetr. Mesela farz namazların vitri var. Akşam namazı. O zaman nafilelerin de vitri olmalı. Vitri olmalı. Mesela işte onu da tabii Peygamber Efendimiz'den uygulamasından öğreniyoruz. Vitir namazı da orayla bir alakalı. Onun için mesela salat-ı vusta diyor Allah-u Teala. İşte hafizu alessalavati ve salatil vusta. Namazlara dikkat edin. Orta namaza da özellikle dikkat edin diyor. Yani onları koruyun. Onları kılın diyor. Şimdi orta namazla ilgili çok değişik rivayetler var. Nereden baktığına bağlı. Bir açıdan bakarsın, günde beş vakit olduğu için bütün namazlar diğerlerine göre orta olur. Bir dersiniz ki işte iki gündüzün aydınlığında, iki gecenin karanlığında, bir de sabah aydınlanırken sabah namazını orta yaparsınız falan. Ama Kur'an-ı Kerim'e göre baktığımız zaman orta namazı akşam namazından başka bir namaz değil. Çünkü ayetlerde ilk namaz öğlen namazı. اَقِمِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ diyor. Dülûkü şems öğlen namazının vaktidir. Güneşin batıya kaydığı vakit. Şimdi öğlen namazı ilk namaz, ikinci namaz. Akşam üçüncü namaz, yatsı dördüncü, sabah beşinci namaz. Zaten gündüz iki namaz var, gece üç namaz var. Onun için اَقِمِ الصَّلَاةَ تَرَفِيِنْ نَهَرْ gündüzün iki bölümde namaz kıl. Peki gece? وَزُلَفَمْ مِنَ الْلَيْلِ üç tane zülfesi var onun. Gündüze yakın. Gece kılınan namazlar üç. Dolayısıyla sabah namazı dediğimiz namaz gece namazıdır. Çünkü gündüz güneşin doğuşu ile batışı arasındaki geçen vakittir. İşte ayetlere baktığımız zaman orta namaz akşam namazından başkası olamaz. Ayetler açısından. Orta namaz dolayısıyla vitre en uygun olan namazdır. Yani tek rekatlı olmaya en uygun olan namazdır. Hesap yaptığınız zaman da bir şey olarak orta, zaman olarak orta, iki sayı olarak da orta olması hiçbir mani yok. Şimdi en rekat sayısı en az olan iki. Ayetten biliyoruz işte. Şeyle seferi namazla ilgili ayette iki rekat olduğu net bir şekilde belirtiliyor sefer namazının. O iki. Dört rekatlık namaz, orta namaz olması için bir üç ve dört rekata da ihtiyaç var. Rekat açısından. Bir kere iki asgarisi. Bir
tane daha şefi, onun da şefi 4 olacak. Bir de arkasından vitri 3 olur. Bir rekat olamaz çünkü bir rekat ancak istisnai olarak savaş sırasında olabiliyor. Başka bir zamanda olamıyor. Şimdi buradan da bütün bunları birleştirdiğin zaman namaz rekatlarının da Kur'an-ı Kerim'de olduğu ortaya çıkıyor. Zaten Allah-u Teala kitabun fussilet ayatu Kur'anen arabiyyen diyor. İşte ayetleri yok kitabun fussilet kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet Hud suresinde bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem kılınmış sonra açıklanmış milledun hakimin habir hakim ve habir tarafından açıklanmış en la ta'budu illallah yalnız Allah'a kul olasınız diye. Şimdi yalnız Allah'a kul olasınız diye derken demek ki Allah'tan başkası eğer açıklayacak olsa onun sözü de Allah'ın sözü sayılmış olacak. Yani Allah tarafından onaylanmış bir açıklama. O zaman da o da ikinci bir tanrı olması lazım. Yani herhangi birisinin sözünü Allah'ın sözü yerine koyuyorsanız o da ikinci bir ilah olmuş oluyor. Ondan dolayı Allah-u Teala diyor ki muhkem kılınıyor sonra açıklanıyor. Demek ki ayetlerin bir kısmı muhkem bir kısmı da onu açıklayan ayetler. Yani işte müteşabih olan ayetler. Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. Öyleyse ve Peygamber Efendimiz'in rolünü de orada net bir şekilde ortaya koyuyor. İnneni ene inneni minhu öyle mi? İnneni minhu nezirun ve beşir. Lekum da var mıydı ya? Beşirun ve nezir de inneni minhu beşirun ve nezir. İnneni lekum minhu lekum var mıydı? Ya ilk ayet. 11. sure. O ikinci inneni lekum minhu nedirum ve beşir. Lekum var evet. Ben de yani burada bir kul şeyidir. Mukadderdir. Yani de ki ya Muhammed onlara sallallahu aleyhi ve sellem ben de sizin için Allah tarafından bir beşir ve nezirim. E şimdi burada Peygamber Efendimizin rolünü Cenab-ı Hak çok net bir şekilde ortaya koymuş. Beşir ve nezir. Neyi beşir? Allah'ın emirlerini tuttuğunuz zaman dünyada ahirette karşılaşacağınız güzellikleri. Neyi nezir? Yapmazsanız başınıza gelecek olanları hatırlatıyor. Şimdi bunlardan dolayı uyarıyor. Şimdi madem Allah-u Teala burada böyle buyurmuş, benden başkasına kul olmayasınız diye dediğine göre ibadetleri de bütün incelikleriyle kendisi açıklamış olması lazım. Ve biz bu açıdan hareket ettiğimiz zaman yani Kur'an-ı Kerim'i bütünlük içerisinde ele alır da açıklamayı Allah-u Teala'nın koyduğu prensiplerle yaparsak yani bir muhkem bir de onu açıklayan ayetler muhkem müteşabiye ulaşabilmek için de tabii ki yani o aradaki teşabihü sağlayan kelimelerle gideceksiniz. Başka şekilde olmaz. Sümme inne aleyna beyane. Kitabın şey o burada. Sümme inne aleyna beyane başka yerde de vardı yani. Şeyde de diyor mesela diyor ki İnnellezîne yektumûne mâ enzelnâ minel beyyinâti vel hudâ diye ayetleri ikiye ayırıyor. Beyyinât ve hudâ. Beyyinât zaten açık ve net. Diyelim ki bir arabaya bindiniz. O sizin beyyineniz. Hudâ da arabanın gideceği yolu gösteren yoldaki işaretlerdir. Şuradan gideceksin. Evet doğru. Min badima beyyennâhu biz onu açıkladıktan sonra linnâsi insanlar için fil kitap bu kitapta. Gizliyorlar. Ki bu maalesef çok yaygın bir şey. Sonra şehr-i ramazan el-lezî unzile fîhil kurâet hudel linnâs ve beyyinâtin minel hudel. İşte insanlara doğruyu gösteren ve açıklayan ve minel hudâ. Allah tarafından açıklanıyor. Evet, Allah tarafından açıklanıyor. O zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı açıklıyor falan değil. Açıklamış değil. Bu açıklamayı Cenab-ı Hak yapıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yaptığı, bizim şimdi yapmaya çalıştığımız, yani bize örnek oluyor ya her konuda. O da kitaptan hüküm çıkarma konusunda örnek. İşte falanca dağda maden var. Tamam doğru. E ne yapacağız?
kere madem var diyebilmek büyük bir ilmi gerektirir. Onu çıkarmak daha da büyük bir ilim ve teknolojiyi gerektirir, ekipmanı gerektirir. İşte Kur'an-ı Kerim içerisinde Cenab-ı Hak işte kitabı ve hikmeti indirdiğini bildiriyor. Kitap, bildiğimiz kitap, hikmet de işte o dağdaki maden gibi Kur'an-ı Kerim'de olan hükümlerdir. Ona ulaşmanın bir takım metodolojisi vardır. Onu da Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala beyan etmiş. Şimdi uzun sözün kısası, hep bize derler ki efendim hadi bakalım öyleyse namaz rekatlarını Kur'an-ı Kerim'den çıkarın. Kardeşim çıkaramıyorsan, her vatandaşın işi değil bu. Bu dağda altın var. Bütün köylüler diyor ki işte şu dağda altın varmış. Şimdi birisi diyor varsa çıkar. Bu köylünün işi değil kardeşim. Yani köylünün işi değil o. O şehrin işi de değil. Bazen ülkede onu çıkaracak eleman olmadığı için bir başka ülkenin elemanı geliyor. Ama bir kere bunu bileceksin yani. Şimdi eğer her dinle ilgili her şey Kur'an-ı Kerim'de mutlaka açıklanmıştır. Ben ulaşamamışsam bu açıklanmadığı manasına gelmez. Yani ben oradan çıkaramıyorsam bu dağda altın yoktur denmez ki. Şimdi orada işte Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de açıklamasıyla bir insanla bağlantılı kurarak yani uzman olan bir insan işte o hükümlere ulaşması da bir açıklamadır. Şimdi bu iki açıklamanın arasındaki fark, insanlar onu karıştırıyor zannedersem. Yani Allah'ın açıklamasıyla mesela ya birisi hakiki açıklama, birisi mecazi açıklamadır. Örneğin Allah Teala yani onu açığa çıkarmadır. Adına beyanı Allah Teala açıkladığını ifade ediyor yani kendi. Fakat mesela aynı anda kulu başladı hatta yetebeyene lükumul hayatlar yodumine hayatlı esvet işte bir bedel ki gerçek anlamda bir ipi yastığın altında koyduğu falan rivayet ediyor. Peygamber Aleyhisselam açıklıyor ya hazırlayısı kezalik. Yani adam böyle değildir. İşte bu doğu tarafındaki olan bu beyazlık. Zaten minel fecr de var orada. Zaten bir açıklamadır. İki açıklama arasında nasıl bir fark vardır yani? Ya. Selefçiler gibi düşünürsek bir sorun yok. Çünkü selefçilerimize peygamberimizin bütün söylediği şeyinde vahiy olduğunu söylüyorlar. Biz öyle düşünmediğimiz için sorun oluyor yani. Yani işte yani, selefiler onun için hiçbir problemi çözemiyorlar dikkat ediyorsan. İşte zaten o kadar çok olursa zaten çıkamıyorlar. İşin içinden çıkamıyorlar. Yani tam bir şeyin kargaşanın içerisinde bunalıp kalıyorlar ve o bunalımlarını size de yansıtıyorlar. Yansıtmaları da sen kafirsin, sen dinsizsin, kabul etmek zorundasın falan. Yani öyle bir din ortaya koyuyorlar ki hikmetsiz bir din. Hikmetsiz bir din oluyor. Yani o şeyden o çok çok ciddi bir yanılık o. Şimdi bir kere bu mesela şeyi Peygamber Efendimiz'in yanılmalarını, Kur'an-ı Kerim'deki uyarılmalarını onların izah etmeleri mümkün değil. Çelişkiye düşüyor. Evet, yani mümkün değil. Yani o zaman bunlar kaderin bir tecellisi diyor. Öyle mi? Evet, yani onları bilinçli. Ne demek kaderin tecellisi? Yani yanılmalıydı. Mesela if kadisesi için olay olacaktı. Ayetler inecekti. Güzel de niye? Yani şimdi Cenab-ı Hak hem şey Peygamber Efendimiz'e o hatayı ya. Bizim klasik şeyler de aynı. Tabii, yani Allah hem o hatayı yaptıracak hem sorumlu tutacak öyle mi? Unutturuldu. Bir azarlayacak. Yani şimdi Peygamber Efendimiz'i genel olarak o şey Türkiye'deki o genel milleti her şeyi bildiğini söylerler yani. Hatta uydurulmuş hadislerin hepsine de sahip çıkıyorlar. Yok işte Ebu Hanife'yi haber vermiş, bilmem neyi haber vermiş. Bunların hepsi her şeyi bildiğini ve yani ona göre davrandığını sanki bir tiyatro oynuyor gibi. Şimdi burada mesela şeyde var. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ var ya esas insanların şeylerine sıkıntılı davranmalarına sebep olan da o oluyor. Halbuki orada yani belki açıklanması ihtiyaçtan sen söyledi sözün şeyi. Ben bir cevabını bekliyorum. Fazla beklemesem. Yani işin varsa gidebilirsin. Şimdi ya bu
ben önemli görüyorum yani insanlar yani iki açıklama ne arası yani dediğim gibi o da bir açıklamadı, o da bir açıklama. Fakat tefsirde ayet Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala nüfessiru dememiş, nübeyyin demiş. Burada tefsirle tebyin iki kelime, iki kavram arasında bir fark olabilir. Zaten tefsir kelimesi geçiyor mu? Geçmiyor. Beyin geçiyor. Ben yani onu evet, yok geçmiyor değil mi? Ben yani hatırlamıyorum. Beyan geçiyor. O yüzden yani. Sefara beyan kelimesi geçiyor mesela bir eydi sefara. Ama sefara fesara bir kelime. Fesara. Fesara veya sefara yani Kur'an'ı açıklamayla ilgili. Bir dakika fesara geçiyordu. Nerede geçiyor? Fes Kur'an'da mı? Fesara geçiyordu sanki. Fesara ne bu? Fassalna var. Yesserna var. Tefsir kelimesi. Mesela imra'atü sefera var. Sefera var tabi. Fesere değil, sefera var. Beydi sefera, evet. Oradaki elçi ama. Bak şimdi şu, bu konu, bu az önce söylediğiniz belki bu işin en ince noktası. Burada işte Nahl suresinde Allahü Teala diyor ki ve ma ersalna min qablike illa rijalen nuhi ileyhim. Senden önce elçi gönderdiklerimizin tamamı vahiy alan erkeklerdi. Başkası değildi. Fes'elu ehle zikr. Ehli kitaba sorun. Yani ehli kitabın uzmanlarına sorun. Çünkü sizden önce gelen peygamberlerle ilgili bilgiler Tevrat'ta ve İncil'de var. Nahl 43. İn kuntum la ta'lemune, eğer bilmiyorsanız. Şimdi erselnanın mef'ulü öbür ayete geçiyor. Bil beyinat ve zubur. Bil beyinati ve zubur. Beyinelerle gönderdik ve zübürle gönderdik. Şimdi zübür ne? Beyine ne? Evet. Sıfırdık kitaplar. Yani yazılmış olan hükümler, ahkimet. Beyinat olmayacak. Beyine de mübeyyenler olabilir. Evet. Bak şimdi şu, ben bunu şöyle anlıyorum. Şimdi Allahü Teala bütün peygamberlere kitap ve hikmet indirdiğini biliyorum. Bildiriyor mu? Evet. O zaman bu beyinat ve zübür, kitap ve hikmetin bir başka ifadesidir. Zübür kitaplar, beyinat da onun içerisinde bulunan hikmetlerdir. Tefsiren geçiyor bir ayetten. وَلَا يَتُونَكَ بِمَثَلٍ اِلَا جِنَاكَ بِالْحَقِّ وَاَحْسَنُ تَفْسِيرًا diye geçiyor. Ha, tefsir kelimesi geçiyor değil mi? Bir de okur musun? وَلَا يَتُونَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِنَاكَ بِالْحَقِّ Yani sana herhangi bir örnek verdikleri her örneğin gerçeğini biz getirmiş ve en güzel şekilde açıklamışızdır. Tamam. Tefsir kelimesi geçiyor demek ki. Tamam. İyi oldu. Yani ben şey hatırlayamadım. Şimdi bak burada bunu bir tam anlarsak belki bu konunun ana noktalarından biri değil mi? Bu Nahl suresi 43-44. 16. sure. Ve ma ersalna min qablike illa rijalen rulu yokduk. Şimdi irsalı neyle olmuş? Bil beyinati ve zubur, beyina ve zuburrek. Yani bil kitab ve hikmet demektir. Bütün şeylerde geçiyor ya. Kitap ve hikmet diyor Allahü Teala. Beyinat ve zubur. Şimdi beyinat aslında ayatun mübeyyenatun. Açıklanmış olan ayetler olmuş oluyor. Şimdi mübeyyen nasıl oluyor? Mesela hikmet. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةِ diyor. Peygamber onlara kitap ve hikmeti öğretiyor. Aynı şekilde orada inneni لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ وَبَش۪يرٌ de birlikte almamız lazım. Şimdi kitabı bildik, o Kur'an-ı Kerim. Buradaki zübürü de bildik. Tevrat, İncil, işte Nuh Aleyhisselam, bütün peygamberlere verilen kitaplar. Şimdi bak burada şu da güzel bir şekilde ortaya çıkıyor. Bütün peygamberlere kitap verildiğini gösteriyor. Evet. Hac suresinde 18 peygamber. 18 En'am suresinde 18 tane peygamber sayıyor. Ulaike ellezine ateynahumul kitabe vel hukme ve'n nubuvve. Öyle değil mi? El kitabe ve'l hukme. El hukme hikmettir yani.
ve nübüvvet. Kitabı almaktan bir üst makamdır. Bu nübüvvet işte kitabı alma yeteneğidir, yetkisidir. Risalet de onu açıklama görevidir. Birisi alma, birisi açıklama. Nebe yani haberi alıyor. O yüksek yüce haberi alıyor. Onun için nebi oluyor. Böyle onun aldığını ki Allah o Allah'a sözdür. Onu insanlara bildirme emri de olduğu için rasul oluyor aynı zamanda. Onun için nebiyyen rasula diye böyle ikisi birden. Çünkü nebi olmayan rasuller de var. İşte biz gider bir yerde Allah'ın ayetini anlatırsak nebi olmayan rasul oluruz. Şimdi burada beyinat bütün peygamberlere Allah'ın kitap verdiği ortaya çıkıyor bir kere. Ve hikmet verdiği de ortaya çıkıyor. Bütün peygamberlere. İstisnasız. Zaten az önce sen dediğin gibi En'am suresinin onlardan 18 tanesinin adını sayıyor. Kullen âteynâhumul Ulaikellezîne âteynâhumul kitâbe vel hükme vel nubuvve diyor. Ama biz sadece 4 kişiyle verdi. Ya bizde bizim kişi tam bir şey yani. Ya gerçekten kitaplarda tutuyorlar. Adem Aleyhisselam 30 suhuf diyor. Nereden çıkarıyorsun? 10 suhuf. 10 suhuf muydu? Ne demek 10 suhuf? Bir de 104 kitap derler ona. O şimdi sayfelerden her birisi bir kitap oluyor. 10 tane kitap. Bir, o zaman Şit Aleyhisselam 30 tane kitap bulmuş. Şit Aleyhisselam da Kur'an'da. Ne oluyor yani? Hiçbirisi de geçmiyor Kur'an-ı Kerim'de. Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'a her şeyi öğretti. Küçük bir, küçücük bir kitaba birkaç yaprağa mı sığdırdı? Olabilir. Şimdi Sekine de evet. O kadar kaynağının yaratıldığını, kıyamete kadar her şeyi var, kıyamet sonrası öğretildiğine göre Sekine biliyorsun, sayfadan geçmiyor ya. Ama çok çok da büyük olması şart değil. Mesela Kur'an'ın hacmine baktığımızda Kur'an çok da büyük bir hacimde değil. Yani öyle 15 satıra falan bakmayalım. Hayır bak şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız için aynı şeyi söylüyorum ben. Kur'an-ı Kerim bak 6000 küsur ayetten ibaret. Bunları Adem Aleyhisselam'ın öğrenmiş olması gerekiyor. Bu bir. İlaveten Adem Aleyhisselam yazıyı öğrenmiş. Eşyayı öğrenmiş. Tabiatı öğrenmiş. Her şeyi öğrenmiş. Yani. Dolayısıyla onun biraz daha fazla olması lazım. Dolayısıyla bizim Peygamber Efendimiz'e mesela Cenab-ı Hak demiyor ki şer'a aleykum min eddini ma vassa bihi Adem'e demiyor. Ma vassa bihi Nuh'an diyor. Çünkü Adem Aleyhisselam'ın şartları başka, Nuh Aleyhisselam'ın şartları başka. Adem Aleyhisselam'ın şartları bir başlangıçta onların çok şey öğrenmelerine ihtiyaç vardı. Cenab-ı Hak onlara öğretti. Onlardan tevarüs ettikleri bilgilerin Cenab-ı Hak tarafından ayrıca indirilmesine gerek kalmadı yani. Onun için Nuh'a neyi emrettiyse şer'a aleykum min eddini ma vassa bihi Nuh'an diyor. Nuh'a neyi emrettiyse bize de onu emretti. Benzeri ifade Tevrat'ta da varmış. Bir Yahudi uzman anlatmıştı İtalya'daki toplantıda. Öyle olması da gerekir gayet normal yani. Çünkü Nuh Aleyhisselam'dan itibaren ki hükümler bizi, Adem Aleyhisselam'dan önceki hükümler bizi ilgilendirmiyor. Mesela iki tane kardeş de evlenebiliyor orada başlangıç olduğu için. Ama Allah-u Teala orada bir çizgi çizmiş, bundan sonra sizi ilgilendiriyor demiş. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِي نُوحًا demiş. Dolayısıyla bunlar ufak şey olmaz. İşte burada ayetlerde net olarak görüyoruz. Yani bütün peygamberlere Allah kitap vermiş. Şimdi ve hikmet vermiş. Tabii hikmet az önce söylediğimiz gibi dağın içerisindeki madendir. Şu tarladaki, şurada tarla var. Tarlanın çeşitli yani sayısız bitkileri bitirme özelliğidir o. Üzerine yapacağın çalışmaya bağlı. O sana kalmış bir şey. E şimdi Kur'an-ı Kerim içerisinde de Allah-u Teala her konunun hükmünü gizlemiştir. Topraktaki şey gibi işte o. Soğan atarsan soğan biter, buğdayı atarsan buğday biter gibi. İşte bunu, bu bilgileri peygamberlerin talim görevi olduğu için peygamberler bir başkasının yardımına ihtiyaç olmadan bunları çıkarabiliyor. Bunlar özel görevle görevlendirilmiş. Ama bizim çıkarabilmemiz için ekip lazım.
ekip olmadan olmaz. Diyor ki işte kitabun fussilet ayatu Kur'an'ın arabiyyen li kavmin ya'lemun. O bilenler topluluğunu oluşturmasan çıkaramıyor. Biz şimdi şurada işte birlikte düşünmesek, işte Mehmet Hoca az önce onu sormasaydı, Enes Hoca bir takım işte herkes bir katkıda bulunmasa ilerleme olmaz yani. Ama çok mantıklı şöyle bir soru gelebilir. Yani Peygamberimiz Aleyhisselam özel yetkilerle ya da yeteneklerle donatıldığında o hikmeti kullanabiliyor, hükümleri çıkartabiliyor. O zaman onun çıkardığı şeylere biz alalım yani. Bugün onu zaten alıyor. Onu zaten alıyoruz. Onu zaten alıyoruz da. Ve bu mantıklı soruya da şöyle mantıklı bir cevap gelir. Yok, mantıklı soru. Tabii ki Peygamber Efendimiz'in o çıkardığı hikmetlerden elbette istifade edeceğiz. Etmek zorundayız. Ama işte burada olayın bir yönü şu. O Peygamber Efendimiz'e gelen bir vahiy değil. Yani şuradan eğer siz bir hiç kimsenin üretemediği bir mahsulü şu topraktan ürettiyseniz, bu toprağa o özelliği siz koymadınız. Zaten Allah'ın koyduğu özellikten istifade ettiniz. Peygamberimizin yaptığı o. Yani o kendine vahiy olarak gelmiş değil. Ama Kur'an-ı Kerim'den öğrendiği bilgileri orada kullandığı için doğru bir çıkarım yap. Bir insan fiilidir o. İnsan fiili olduğu için yanılabilir. Mesela sen şimdi altın çıkaracağım diye başka bir madeni çıkarmış olabilirsin. Bir yanılmadır. Aynen onun gibi. İşte orada hadislerdeki yanılmalar da o. Ya da bir şeyi eksik yapmıştır yaparken. Şeyde olduğu gibi, Bedir Savaşı'nda olduğu gibi Muhammed Suresi'nin 4. ayetini uygulamayınca Cenab-ı Hak hemen hesap sordu. Şimdi burada Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu kendisine öğretilende bunu almış ya, biz bunları alırız. Bunları bir kenara atmayız. Ama biz buradan yöntem de öğreniriz. Bunun için Allah-u Teala diyor ki لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْفَةٌ حَسَنَةٌ. Onun yaptığını ben de yapamazsam üsve olur mu? Olma. O buna taklitçilik denir o. Sen dediğin peygamberimiz ne söylemişse onu aynen alacaksın. Bu bir taklitçi. Tabii güzel bir taklit. Bir şey. Peygamberi taklit etmek büyük bir şereftir. O ayrı bir şey. Ama ona üsve demezler ki. Üsve onun yaptığını alacaksın. Sen de onun benzeri bir şey yapacaksın. İşte burada asıl yapacağımız o. Yani peygamberimizin o kullandığı yöntemle hareket ederek şey hükümler çıkaracağız. Yani ayetleri biz şey yaparsak üsvenin kendimiz yöntem olduğu Hazreti İbrahim ve yanındakilerde sizin için üsve vardır. Tabii. Geçen ayetleri. Yöntem öğretiyor sana. Yani sen onu kullanarak sen de başka şey, mesela o diyelim ki demir şey altın madenini çıkarmışsa sen demir madenini çıkarabilirsin. Bilmem işte alüminyum çıkarırsın, şu bu falan filan. İşi genişletirsin yani. Ama örneğin odur. Zaten aynı şey yapınca kesat olur. Kesatları yaptığı gibi. Şu şey çalmak ayrı bir şeydir. Az böyle bir yüksek sesle konuş. Yukarıdan çünkü senden daha yüksek bir ses geliyor üst katta. Benim yazarların yaptığı gibi kitapları çalıp mesela başkasının kitabını kendisine alıp yani çalıp da kendi adını yazmak hırsızlıktır. Evet, yani şey. Ama onun yönteminden yararlanarak yaparsan o son derece takdire şayan bir davranış. Şimdi şu ifadeler alacağım bir de. Mesela İbrahim Aleyhisselam'a da soruyor hanımı veya Peygamber Efendimiz'e zaman zaman sormuş. Ya Resulallah bu yapmış olduğun şey Allah'tan gelen bir vahiy mi? Bir emir mi? Yoksa sen böyle mi düşünüyorsun? İşte İbrahim Aleyhisselam gidiyor Hacer Validemiz bırakıyor. Bunu diyor Allah mı söyledi yoksa sen mi bırak? Mi yaptın yani bunu? Veya Peygamber Efendimiz'e bazen hani soruluyor. Ben bu hocam bu değil. Bedir Savaşı'nda. Bedir Savaşı'nda sordu işte bunu Allah mı emretti ya? Şey diye. Şimdi orada Peygamber Efendimiz'in de bazı davranışları itiraz edileceği zaman ya veya biraz böyle acaba oradaki insanlara biraz mantıksız. Şimdi Hazreti Validemize de mantıksız geliyor İbrahim Aleyhisselam. Çölün başına koymuşsun. Otomatikman bir itiraz etme gibi bir şey var. Yani mantıksız geldiği zaman normalde insan doğasında hemen bir itiraz var ama orada itiraz peygambere olunca otomatikman soruyorlar. Diyorlar ki ya bu Allah'tan bir vahiy mi? Yoksa sen kafandan mı söylüyorsun? Çünkü risaleti gereği yaptığı bir işe itiraz Allah'a itirazdır.
Evet, yani orada ciddi bir şey var. Yani. Ama hikmet çıkarması itibariyle olursa o bir insan fiili olduğu için o insana itirazdır. Bu da gösteriyor ki dolayısıyla yani Peygamber'in söylediği her şey vahiy değildir. Tabii sadece kitaptır vahiy olan. Öbürü kitaptan çıkardığı şeydir. Ya ben şöyle çok güzel bir domates yetiştiriyorum. O domatesle ilgili benim yaptığım sadece usulüne uygun olarak tohumu atıp besleyip neticeyi bekliyor. Yoksa o domatesi yapan ben değilim. Ya, ama ben orada yanlış iş yaparsam şey yapar, kötü domates yetiştiririm. Yani işte hormonunu falan filan. İyi anlaşıldı ama. Bu bağlamda kısaca bir de şu Ali İmran suresindeki şeye anlam verseniz hocam. O müteşabih, mukem, tevhili bilmem. Onu veririz de bu ayet bitmesi lazım. Geçelim, bu tamam. çok very important. Şimdi burada bunu çok iyi. Enne suresinin 4 ve 6. ayetinin ikisinde de birisinde lebekkane lekum diyor, birisinde de 6. ayette de diyor ki lebekkane lekum fihim usvetun. Fihim. Fihim. Nel iki? 6. ayetinde. Şeyin hangi sure? Mümtehine 6. ayetinde. Şey İbrahim Aleyhisselam'la ilgili. Tabii İbrahim Aleyhisselam ve etrafındakilerle ilgili olarak. Onu zaten az önce Abdullah da söyledi. Kur'an-ı Kerim özellikle başka. Kâretlekum üsvetun hasenetun fi İbrahim. Melledine o şeyde. Mümtehine 4. ayet. 6. da? 6. da ise lebekâretlekum fihim üsvetun hasenetun. Fihim üsvetun hasenetun. Fihim de İbrahim ve beraberindekiler işte. İki kere söylemiş bizim. İbrahim ve beraberindekiler. Peygamber Aleyhisselam hayat olsaydı, şu hadisler bize kendisi söyleseydi, bu sizin sözünüz mü ya Allah'ın mı diye sorma hukukumuz var ki, şu anda bize rivayet edilen her şeyi vahidir diye şu hale gelmişiz Müslümanlar değil mi? İşte orada biz bak neye benziyoruz biliyor musun? Aslında onu çok da sormayabiliriz de. Çünkü Peygamberimizin söyleyiş tarzı burada olsa dediğim gibi çok rahat belli olur. Onun için sahabe hayır, onu, her şeyi onu söylesek ayıp kaçmaz. Hayır bir de her şeyi sormamış. Her şeye sormamış. Çünkü belli oluyordu o zaman. Yani neyin ne olduğu. Söyleyiş tarzından belli olur. Şimdi tabii ki belli olur. O ayrı da yani ama orada söyleyiş tarzına rağmen sorsaydın ayıplamazdı yani. Evet. Şimdi ne az önce ne konuşuyorduk? Şimdi hocam buna ayet bir örnek vereyim de müsaadenizle. Şeyde Tebük Savaşı'na katılmayanlarla ilgili ayet iniyor ya. Geriye kalan üç tanesinin tevbesini... Ha, evet. Neden affettin? Affallah, man kelime edin. Evet, evet affettin. Şimdi şu ayeti bir okuyalım. Bak, 44. ayet. Bil beyinat ve zübür. İşte bu beyinat hikmet oluyor. Zübürde kitaplar oluyor. Ve enzelna ileyke zikra. Sana da bu zikri indirdik. Yani el kitabe. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara beyan edesin kendilerine ne indirildiğini. O insanlar. Evet. Tabii ki yani o şey yani. Senin muhatabın olan insanlara yani. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ Belki tefekkür ederler. Şimdi şurada bu beyinat ve zübüre. Beyinat hikmet manasını verdiğimize göre burada da لِتُبَيِّنَ de işte o beyan edesin. İşte o az önce Mehmet Hoca'nın söylediği o beyan kelimesi bazen mesela işte şeyde o inna aleyna ve sümme inna aleyna beyane. Orada hakiki manada bir beyandır. Mesela şu toprak çok güzel patates yetiştirir dediniz. Tamam Allah ona o şeyi koymuş. Ama siz orada güzel bir patates yetiştirdiğiniz zaman onu da beyan etmiş oluyorsunuz aslında. Şimdi yani o toprağa o özelliği koyan siz değilsiniz ama. Ya herkes gene patates yetiştiremez. Patates yetiştirme bilgisi olan yetiştirir. Ancak tabii. Herkes yapamaz. Öyle bir şey var mı? Tabii ya ben şimdi kendi hayatımda. Herkes yapamaz ya. Şurada rahmetli babam ben çok hevesleniyordum. Bizim bir çayır vardı. Tamam git sen otlarını sen biç dedi. Öyle bir hevesle gittim ki hiçbir şey beceremedim. Baktım ki hiç olmuyor ya. Tırpanı bir vuruyorum buraya şey yapıyor. Bir vuruyorum havalara uçuyor. Bunlar öbürleri bir iki dakikada
Neyse adam tuttu onlar yaptı yoksa büyük. Çok uğraştım yani baktım olmuyor. Hocam, onun için bilgi... Bu ayet delil alarak... Evet. Hadislerin hepsinin vahiy olduğuna delil alıyor. Şimdi ez-zikre Kur'an, manuzile ilişkinde şeydir. Hadistir diye bir şey sordu, bayan diye. Buradaki ennaz ile tanıdığı için oradaki ehl-i zikre olmuyor mu? Baştaki. Ben anlamadım. Söyler misin? Ha, sen az önce onu söylüyordun değil mi? Tamam, bunu daha önce de konuşmuştuk. Tamam. Tabii o da elbette. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ derken مَانُزِلَ اِلَيْهِمْ مَانُزِلَ اِلَيْهِمْ İnsanlara indirilen bir şey var. O Maide Suresi'nin 48. ayetinde مُسَدِّقَنْ اِمَا بِنَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ var ya, yani kendinde olanla tasdik ediyor. Evet. Şimdi onlara da açıklıyor Peygamberimiz ama bize açıklamasına da bir mani var mı? Yok. Bir de bu beyan kelimesi bir şey konuşmak, anlatmak anlamına da geliyor değil mi? Yani halakal insan allemuhul beyan. Aklımda bir şey var da unutursam diyor. Bekliyorum. Beyan oldu. Şimdi bu beyanla hikmet dediniz. Yok, işte, beyinat. Beyinat. Şimdi Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'nın elçilerini yani Peygamber Aleyhisselam'a diğer kitaplar, diğer elçilerin indirilen kitap. Beyanat, beyinat ve hikmet bu kitabın kullanma talimatı gibi. Aynen öyle. İşi. Bu da Yusuf Aleyhisselam'ın Rabbi kad ateytani minel mulki ve allemteni min te'vilil ahadis. Te'vilil ahadiste olayları yorumlama, evet. Yorumlama. Bu Allah Teala'nın vermiş olduğu bu yetenek. İşte o yeteneğin de kullanılması da aynı zamanda evet. Olabilir, evet. O zaman manuzile ileyhim, o insanlara indirilen bir şey var. Peygamber Aleyhisselam'a ayrıca zikri indirilmiş ki o insanlara indirilenle açıklasın diyor. İndirilen iki şey var burada. İkisinin, ikisinin aynı şey olduğu. Aynı şey olduğu çıkıyor. Bir daha söyler misin? Ben kaçırdım senin sözlerini. Manuzile ileyhim, insanlara indirilen bir şey var. Peygamber Aleyhisselam'a indirilen bir zikir var. Bu zikirle insanlara indirilenle açıklayayım. Aynı şey tabii, aynı şey olmaz. İkisi de aynı şey. Allah'ın kitabı Kur'an değil o zaman. Bir Kur'an diye bir şey baktın İncil'de. Ayetin siyakında başta ehli kitaptan bahsediyor. Sana bu Kur'an'ı indirdik ki ehli kitabı indirilen. Ehli kitabı indirilenle açıklıyor. Evet. Onu açıklıyor. Ondan sonucunda dedi ki musaddika limen beyni. Yani Kur'an niye tasdik ediyor yani? Evet, evet. Tümünü tasdik etmiyor beganın şeyi. Şu andaki İncil, Tevrat doğrudur demiyor. Yani Kur'an'da olan, kendinde olanla onu tasdik ediyor. Yani Kur'an, Tevrat ve İncil'in hangi hükmünü tasdik ediyorsa doğru olan o. Doğru olan o. Evet, az önce Fatih bir şey söylüyordu. Neydi o? Bu Ali İmran Suresi'nin başındaki ayeti. Başındaki ilk ayeti mi diyorsun? Evet, minna ayeti muhkematun. Yedinci ayeti diyorsun. Muhalledi anzal aleyküm kitabı. Yani bu yedinci ayet ediyoruz. Şimdi hocam, bu Fatih Bey'in size şu an sorduğu soru, Kur'an'da bu ayet var. Size de diyor ki hocam bir açıklama yapar mısınız bir şey. Şimdi mesela behine tebyini bu şekilde alabiliriz. Bu sizin söyleyecekleriniz. Burada olanları anlatma. Şey evet, burada neyse olanı anlatma. Belki yani bizim irtibat kuramadığımız şeyleri siz irtibat kurarak, ilişkilendirerek var olanı göstermek, yani. Var olanı yani göstermek. Ya da bunun dışında da bir şey söyler, örnek, konunun anlaşılması açısından bazen örnekler veriyor. Onun dışında Peygamberimize atfedilen açıklamalar, bu tür açıklamalarsa buna zaten itiraz mümkün değil. Yani. Ona da örfen açıklama deniyor. Bu şekilde. Örfen deniyor. Ama evet. Şu oluyor işte, Kur'an'ın müphemi var, mücmeli var, müşkili var, eksikleri var, gene hüküm koymuştur, teferruat eksikleri var. İşte bunlar beyin, peygambere verilen bu tebyin göreviyle yapıldığında işte o zaman kayma başlıyor. Ama burada çok büyük bir şey işleniyor, cinayet işleniyor yani. Şöyle ufak tefek bir şey değil, problem değil. Yani olanı gösterdiğin zaman... Yani bak işte Allah-u Teala, hani şöyle söyleyelim. Hani diyor ya Allah-u Teala işte فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَف۪يفًا
ve marrat bihi. Bir erkek işte eşiyle ilişkiye girdiği zaman kadın hafifse bir hamile olur ve onunla yürür gider. Felemma eskalet, ağırlaştığı zaman da'avallâhe rabbehuma dua ediyor. Ya Rabbi sen bize salih bir evlat verirsen sana şükredeceğiz, teşekkür edeceğiz diyor. Felemma atâhuma salihan ceale lehu şüreka. Allah salih bir evlat verince artık ona ortaklar koşmaya başlarlar. Maşallah iyi evlat. Tabii benim oğlum iyi olur demeye başlıyor. Bu defa vereni unutarak kendisini devreye sokuyor oluyor müşrik işte. Şimdi şey de aynen oluyor. Yani siz kendiliğinizden Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine bir şeyler katmaya başlarsanız kendinizi Allah'ın yerine koymuş olursunuz. Ne diyor Allah-u Teala? Kitabun uhkimet ayatu thumme fussilet milledun hakimin habir. Ayetleri muhkem kılındı. Sonra hakim ve habir tarafından açıklandı ki Ella ta'budu illallah. Allah'tan başkasına kul olmayasınız. Çünkü Allah açıklamayı da Allah yaptığına göre süs kendisinin. Mesela siz buradasınız konuşuyorsunuz. Mesela Haşim sen burada konuşuyorsun. Senin yanında da Fatih senin sözünü açıklamaya çalışıyor. Razı olur musun? Anlatamazsam razı olurum da. Senin anlatmak istediğini açıklayabilir mi Fatih? Yok. Açıklayamaz. Açıklayamaz. Hayır, sen Türkçe konuşuyorsun da Türkçe konuşuyor. Açıklayamaz. Şimdi Allah-u Teala her yerde var. Hazır ve nazır. Her şey gücü yetiyor. Siz kalkıp Allah'ın sözünü açıklıyorsunuz. Ve sen o senin adına bir şey konuşur da sen ses çıkarmazsan o söz senin sözün olmuş olur değil mi? Şimdi birisi Allah'ın herhangi bir sözünü açıkladığı zaman Allah'ın sözü olmuş olur açıklananda. Ona uyarsanız o zaman Allah'a uymuş olursunuz. Allah öyle bir şey demediğine göre o zaman ikinci bir ilah olmuş olur. Ella ta'budu illa iyyahu illallah diyor. Allah'tan başkasına kul olmayasınız diye. E şimdi ondan sonra inneni lekum minhu nezirun ve beşir. Benim görevim de Allah tarafından gelen nezir ve beşir. O zaman peygamberin açıklaması nedir? Allah'ın yaptığı açıklamaları göstermektir. İşte çocuk sahibi gibi bakın Allah bize ne güzel bir evlat verdi. Ah, ya Rabbi sana şükür falan demek başka. Bak tabii canım benim evladım başka şekilde mi olacaktı falan demek başka haşa. Doktorun tavsiyesini iyi tuttu. Vitaminlerle aldı falan. Resimlerini güzel verdi. Tabii öyle olacak. Şimdi bu şey de هُوَ الَّذ۪ي اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ. Mesela biz bu ayeti anlamak için isterseniz örnekle gidelim. Bakara suresinin 180. ayetini siz kendiniz açın. Ben buradan gideyim, siz oradan şey yapın. Sana bu kitabı indiren Allah'tır. Minhu ayatun muhkematun hunne ummul kitab. Onun bir kısmı muhkem ayetlerdir ki kitabın anası temeli odur yani. Ana direk o. Yani her şey gelecek ona bağlanacak demektir. Ve uharu müteşabihat diğer ayetlerde ona benzeyen ayetlerdir. Zemahşer'e aynı şey demiş. Ne demiş? Yani müteşabihat. Aslı kitap muhkemat. Ama müteşabih tuhmelul müteşabihat aleyha ve turaddu ileyha. Müteşabihler ona oraya kadar diyorlar da ondan sonrasını diyemiyorlar. Çok güzel. Yani ona hamledilir, ona döndürülür diyorlar da ondan sonrasında kalıyorlar. Başının şey, yani Allah-u Teala müteşabihat değil mi? Müştebihat ve muhtemilat diye şey yapıyor. İşte müştebihat dedim mi değişiyor. Yani. Az müştebihat böyle benzer gözüküyor ama benzemiyor. Müteşabih başka. Tam benzemediği şey için yani, şüpheye düşüyorsun. O da o anlamda değil yani. O kimet ibaratuha diyen hufizat minet ihtimal vel iştibat diyor. Yani ihtimaldan ve iştibaktan korunmuş. Tamam, peki öbürüne ne diyor? Müteşabihata ne diyor? Ha, istemiyorsun tabii ya. Gördün mü? İşte şimdi burada şuna bakın. O Hud suresinin ilk ayetinde okuduk. Dedik ki Allah-u Teala dedi ki orada kitabın uhkimet. Uhkimet nedir?
cu'ile ayatun cu'ilet muhkemeten, öyle değil mi? Öyle değil mi yani? Yani ayatun muhkematun demektir uhkimet. Yani bu bir kitaptır ki muhkemdir ayetler. Ve orada iki türlü ayet olduğu rahatlıkla anlaşılıyor mu? Kitabın uhkimet ayatı, bu bir kitaptır ki ayetleri muhkem oldu. Sümme fussilet, sonra açıkladı. Ama iki grup ayet var. Birisi muhkem, birisi onu açıklayanlar. Çünkü açıklayan da Allah-u Teala'nın. Şimdi burada da bakıyorsunuz yine iki tür. Zaten hepsinde öyle gidiyor. Diyor ki وَلَّذَا اَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابِ مِنْ هَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ. Bir kısmı muhkem ayetlerdir. هُنَّ اُمُّ الْكِتَابِ Bu kitabın anasıdır. وَاُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ Diğerleri müteşabihtir. Buna benzerler. Öbür ayete karşılaştırırsak mufassilat olur. Yani bu ayetleri açıklayan ayetlerdir. Tam zıttını yani müteşabihler asla açıklanamaz dedi. O zaman o karmadı. Şehvet olduğu için açıklanamaz ayetler çok olması çok oluyor. Tabii ana ayet az, müteşabih çok. Kitab-ı mübin olur mu? Çünkü ana her zaman azdır. Bir evde bir tane ana vardır ama çoluk çocuk diğerleri çoktur. Mahmud Fuat Abu'l-Vakil hocam bu müteşabihatı ve akıl müteşabihat yüseddiku ba'du ve ba'du. Ama o da bir işe yaramıyor ki. İşimizi görmüyor yani. Hiç olmazsa bilinmeyen ayetleri. O aslında hiç kimsenin içine yatmıyor bu tarif ama böyle söylüyorlar. İşte baştan birisi bir şey söylemiş, herkes onu tekrarlıyor. Şöyle bir sorun da yani senin tarih geçmişe baktığımızda nasıl olur da şu anki anlayışa ulaşamamışlar yani olamaz, böyle bir tarihimiz olamaz. Ondan böyle doğru bir tanım var mıdır yok mudur falanca kişi şöyle demişti. Böyle bir şey de var. Ya o bu Batılıların şeyi bize büftanı biliyor musun? Bir kısım Batılı müellifler bize iftira etmiştir. İspatla onu. Ya da bazı siyasiler, bir kısım medya. Kardeşim kitaplar ortada, bak doğru söyleyen bir tane bulursan getir. Biz şu ana kadar bulamadık yani. Ben şimdi onu demek istiyor kalka değil mi? Yani doğrusu bu işin niye onlar yani ulaşamamış? Ulaşmışlar, ulaşmamışlar. Keşke çok da önemli değildir. Keşkesi de yok çünkü geçmiştir. Yani yanlışsa yanlıştır, doğruysa doğru. Ama mühim, çok mühim. Yani ben de aynen senin gibi böyle çok hayret ediyorum. Şimdi niye bu Bakara 180'i açtırdım? Dün bizim öğrencilere bir not yazayım diye tekrar onun üzerine çalıştım da. Ya ayeti öyle bir hale getirmişler ki. Mesela bakın orada ne diyor ayet-i kerime? Diyor ki ya yüllezine amenu. Vasiyet ayet. Vasiyet ayet. Ya eyyühellezine, ey müminler, işte burada yaşı hepimiz. Kutibe aleykum. Sizden birine ölüm geldiği zaman geriye mal bırakmışsa. Ne olur? Geriye mal bırakan ölmek üzere midir, ölmüş müdür? Ölmüş. Ölmezse zaten bırakmış olmaz ki. Şimdi gayet hiç şeye gitmeden, hiçbir sağa sola gitmeden orada ne yazmışsa o şekilde mana verelim. Kütübe aleykum. Siz hepinize farz kılınıyor, hepimize. Ne zaman farz kılınıyor? İzâ hadara ahadekumul mevtu. Sizden birisi öldüğü zaman. İşimizden biri ölürse hepimizin görevi. Cenab-ı Hak bize görev yüklüyor. Ne zaman yüklüyor? İntereke hayran, geriye mal bırakmışsın. Peki bize yüklenen kütübenin naibi faili nedir? El vasiyeti, o vasiyet. Ben başkasının malıyla ilgili vasiyette bulunabilir miyim? O zaman el vasiyetu lil valideyni vel akrabin. Şimdi madem Allah-u Teala diyor ki bir yerde muhkem, diğer yerde açıklanmış diyorsa, bak bakalım Kur'an-ı Kerim'in neresinde el vasiyetu lil valideyni vel akrabin var. Anne baba ve akrabaya vasiyet nerede var diye bak bakalım işte. Madem Allah böyle diyorsa onu araştıracaksın. Sen kendi kafana göre niye bir açıklama yapmaya çalışıyorsun ki? O zaman bakıyorsun ki Cenab-ı Hak Nisa suresinde diyor ki Yusikumullah. Allah size vasiyet ediyor diyor. Ondan sonra fi evladiküm, işte en yakınları değil mi evlat? Ondan sonra veli ebeveyhi diyor, anne babası diyor. Arkasından eşini, hepsini, en yakınların hepsini sayıyor.
En sonunda 12. ayette diyor ki vasiyeten minallah. Vasiyeten Allah'tan bir vasiyet. O zaman el vasiyetü lil valideyni vel akrabin başka yerde var mı Kur'an-ı Kerim'de? İkisinde bu iki ayette birbirine sıkılmış oluyor. İşte bak Allah da burada öyle diyor zaten. İşte müteşabih diyor. İşte benzerliği başka nasıl kuracaksın? Vasiyetse orada da vasiyet var. Lil valideyni vel akrabinse orada da aynısı var. Başka yerde de yok zaten. O zaman ne diyeceksin? Çok rahat bir şekilde. Ey müminler size farz kılındı. Sizden biriniz öldüğü zaman geriye mal bırakmışsa, bırakmamışsa zaten yapacak bir şey yok. Anne baba ve en yakınlarınıza olan o vasiyet size farz kılındı. Yani Allah'ın yaptığı vasiyet. Ne demek? O zaman ifası farz kılındı demektir. Zaten bu her dilde vardır. Orada o bir ifa kelimesi zaten takdir edilecek mecburen. Ya da başka bir ihtimal daha var. Bunun hadisle nesh edildiğini söyleriz. Hanefilerde olduğu gibi. Daha hepsi söylüyor. Hanefiler değil. Onu söylemeyen hiç kimse yok. Hanefilerin usulünde var, serasın usulünde var. Hepsi söylüyor bunu. O ayet nesh edilmişti. Peygamberimizin lavası yetiştirilmesin. Bir kısmı nesilmiştir diye görmüştü. Akrabin kalmıştır, valideyi nesilmiştir. Ama hiçbirisi işin içinden çıkamıyor. Nisa suresindeki miras ayetiyle nesilmiştir diyor. Ha, hiç alakası yok halbuki. Burada da burada diyor. Yani. Neyse şimdi ondan sonra da diyor ki Allah-u Teala hakkani alel muttakim ve muttakiler üzerine Cenab-ı Hakk'ın bir sizi yüklediği bir görevdir. Bunu siz yerine getirin diyor. Yani aileye bırakmayın ey müminler. Zaten onlar o anda şeyle de meşguldürler. İşlerinde bir takım kurnazlar vardır. Bir kısmı cenazenin ağlamayla, sızlamayla meşgulken öbürü mal kaçırmanın şeyi içerisindedir. Dışarıdan Müslümanlara müdahale ettim, hepsi biter. Nasıl defin işlemleri otomatik olarak yapılıyor devlet tarafından her şeyi? Defin işlemleri gibi miras taksim işlemleri de devletin bir birimi tarafından. Miras defin emredilmiyor ama miras taksim emrediliyor. Müttakiler üzerine bir görevdir. Şimdi ben dün baktım tefsirlere. Mesela Keşraf diyor ki kutibe aleykum. Şimdi da bu hepsini toplarsak detaylara inmeyelim de çünkü çok vakit alır. Kutibe aleykum diyorlar. Kutibe ala ahadikum diye değiştiriyorlar ayet. Aleykum dedim mi uymuyor çünkü. Size farz kılınmıştır, sizden birine farz kılınmıştır çevirmiştir. Çok sayıda tefsire baktım, Keşşaf'a baktım, işte o Nesefi'ye baktım, bak, ne bileyim şimdi sayamam isimlerini. Bu bizim Ebu Suud'a baktım, o kadar çok tefsire baktım, bir tane dedim. Fahrettin Razi de o Ebu Müslim el-Horasani'nin güzel bir tefsiri olduğunu şey söylüyor, tenkit ediyor şey. Nedir bu İbn-i Kesir? İbn Kesir'in yazdığıyla güzel değil de dedim belki İbn Kesir yanlış aktarmıştır. Fahrettin Razi'ye baktım bir doğru aktarmış. Bir tane doğru bir tefsir bulamadım. Hepsinde işte ortaklaşa kütübe aleykum kütübe ala ahadikum şeklinde anlamlaştırılmış. Onda iza hadara ahadakumul mevtu iza hadarahul mevtu diye değiştirilmiş. Ondan sonra el vasiyetu lil valideyni vel akrabin el-İsa'u şeklinde değiştirilmiş. Vasiyette bulunması diye. Ondan sonra hakkan al-muttekine de zaten mana verememişler. Bu nasıl olacak? Bu çünkü uymuyor bir şeye. Öylece onu orada bırakmışlar. Sonra bakmışlar ki ulan bu hiçbir şeye benzemedi. Hepsi de demiş ki bu ayet mensuhtur. Nesk edilmiştir demişler. Peki nesk edecek nasih lazım. Nasih lazımsa o zaman dedim işte Nisa suresi 11-12. ayet ama tutmamış. Tutmamış. Niye tutmamış? Şimdi orada yazmışlar ama oraya yazmışlar yani. Teberrüken yazmışlar. Çünkü Nisa 11-12. ayetlerde şey var ama anne baba ve akrabaya miras var ama vasiyet de var. Min badi vasiyetin de var. Orada da çok işte o şeye bu Ebu Müslim İsfahan diyor ki canım ikisini de yapsın diyor. Hem mirastan pay alsın hem vasiyette bulunsun diyor. Şimdi sonra bir tek çıkış yolları var. La vasiyeti li varisin hadisiyle nesk edilmiştir diyorlar.
Ya bu nasıl oluyor? Peygamber tabi olmaktan çıktı mı? Bu haline geldi. Hani ne oldu? Hani Kur'an-ı Kerim açıklamayı Cenab-ı Hak üstlendiği halde siz açıklamaya yelteniyorsunuz. Ve elinizde hiçbir delil yok. Hiçbir delil yok. Halbuki bu ulema efendim muhkeme sağlam açık işte şaibesiz ayet öbürde anlaşılmaz ayet demeseydi gayet basit. Gayet kolay. Bu ayeti ben açıklamayacağım kardeşim. Bu ayet Allah açıklamıştır. Nasıl açıklamış diye baksaydılar hepsi rahat rahat bulurdu. Arapçayı bizim kaç katımız daha iyi biliyorlar. Ama bulamıyorlar işte. Tamam mı? Yani o muhkem müteşabih öyle. Şimdi devam ediyoruz. فَمَّ الَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ زَيْغُنْ Kalplerinde kayma olanlar فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابِهَ مِنْهُ O ayetlerden bir tanesine uyarlar. Çünkü ikisi de aslında müteşabihtir. Muhkem de müteşabih. Birbirine benzeyen dediğine göre bu ona benziyorsa o da buna benziyordur. Sen babana benziyorsan baban da sana benziyordur değil mi? Sadece benzeyen uyarlar. Hani hangisi hesaplarına gelirse ama genellikle ana ayet uymuyorlar. Mesela Talak suresinde talakı anlatan bütün hükümler var. Onu hiç kimse almıyor. Ama et-talakü merratâne alıyorlar. Et-talakudaki eliflama eğer ahd için dersen talak suresini göstereceği için ahd demiyorlar. Cins diyorlar. Cins dediğin zaman talak iki tane değil, üç tane bu defa tutmuyor. O ayete bir ilave yapıyorlar. Merra kelimesi bir zaman dilimini ifade ediyor. Bir anda birden fazla talak mümkün değil. O zaman merrayı değiştiriyorlar, talkatan diye değiştiriyorlar. Bu defa diğer ayetten hiçbirisine bakmıyorlar. Baktıkları sadece bir tek ona bakabiliyorlar. Şimdi bunlar iyi niyetle yapılmış şeyler mi? Hocam bu muhkemle müteşabihi nasıl ayırt edeceğiz? Sen bakacaksın, bir ayet bir konuda muhkem, bir başka konuda müteşabih olur. Yani bir konuyu güzel, tam güzel bir şekilde anlatan ayet muhkemdir. Onu açıklayan da onun müteşabihidir. Mesela şimdi şu ayet muhkemdir şey açısından. Mirasın taksim edilmesi açısından muhkemdir. Yani çünkü yok. Bakara'daki muhkemdir. Hangi açıdan? Mirasın kimlere mirası taksim etme görevi açısından o muhkemdir. Onu açıklayan ayet şeydir. İsa Suresi. Ama sen eğer mirasın taksimi konusuna bakıyorsan bu defa o muhkemdir. Bilip bilmeme açısından bir pratik bir değeri var mı acaba? Neyin? Bağlantı kurulduktan sonra ana ayet hangisidir önemli değil. Sen yeter ki kafanda onu şey yap. Yani belirli ayetleri muhkemdir, diğerleri müteşabihtir. O diğer ayetlere de baktığımızda muhkimet ayet olsun mafussilet dediğine göre demek ki muhkemin bir yeri olmalı. Yani merkezdir o. Diğeri etrafında şekillenir. Şüphesiz. Onu sen bulursun hemen. Sorusuna. Eğer emir ayetlerde hangi ayette temel emir? Ana emir oradaysa. O ayet müteşabihtir. Onun talak konusunda talak suresinde olay tam anlatılıyor. Muhkem olan odur. Et-talak merratan derken et-talaktan talak suresindeki talağa işaret ettiği için et-talak merratan ayeti müteşabihtir. Ona bağlamak mecburiyetindesin. Buna daha evet. Çok akıl yürütmekle varılabiliyor yoksa gene ayetler akıl yürütmeden varamazsın ki işte peygamberimizin örnekliği böyle burada ortaya çıkıyor. Sırasına göre varamazsın. Ümmü Nuzul Suresi'nin sıhhat derecesi nedir? Haşim diyorum neyse Serkan. Yani Nuzul Suresi önemli olsaydı Allah-u Teala sureleri ona göre dizdirirdi. Bizim için Kur'an-ı Kerim'in tamamı inmiştir. Artık ilki sonu yok kardeşim. Hiç fark etmez ki biri önce biri sonra da olabilir. Hiç fark etmez.